Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz çok istenen air fry temizliği videosuyla geldim haznemin içi bayağı kirli çünkü üst üste birkaç defa tavuk patates gibi gıdalar pişirdim bu şekilde inatçı yağ lekeleri var böyle çok fazla inatçı yağ lekeleri olduğu için ekstradan bir temizlik yapacağım üst kısmı da rezistans kısmı arkadaşlar orada da yer yer ya artıkları vardı yani çok fazla kirlenmemiş e, rezistans kısmı. Hemen temizliğine geçmek istiyorum. Normalde haznem çok fazla kirlenmediği zaman direkt direk suyun altında bulaşık deterjanıyla temizliyorum. Fakat şimdi inatçı yağ lekeleri olduğu için karbonattan faydalanacağım. iki yemek kaşığı dolu dolu haznemin içine karbonatı döküyorum. Daha sonra e, üzerine bir buçuk su bardağı beyaz sirke ekleyeceğim. Bu arada bu parçalarını makinede yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Ben çok fazla makinede yıkamıyorum. Genelde elimde yıkıyorum. Çünkü haznesi biraz fazla yer kaplıyor. O yüzden elde yıkamak daha uygun benim için. 1,5 su bardağı sirkeyi ekledikten sonra 5 dakika airfry'ı çalıştıracağım. Yani bu lekelerin yumuşayıp kolay bir şekilde çıkması için hem üst rezistansının hem de alttaki yağ tabakasının kolay bir şekilde çıkabilmesi için ısıtacağım. Şimdi ısındı arkadaşlar. Hemen çıkartıyorum. Şimdi airframe'ı ters çevirip rezistansın içini size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ee, rezistansı plipsinki ile aynı yani açık rezistans şomin ee, galiba e, kapalıymış ama onun da zamanla çok fazla e, kirlenip deliklerini kapatabilme ihtimali varmış sanırım öyle konuşuyordu bazı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu şekilde çok kolay bir şekilde suyun altında birazcık da köpürterek parçalarımı yıkıyorum ee, çok kolay bir şekilde bu arada o kurumuş ya artıkları çıktı. Hemen haznemi de güzel bir şekilde yıkadıktan sonra rezistans kısmına geçeceğim. Rezistans kısmım çok fazla kirlenmemiş. Yaklaşık bir aydan beri kullanmamaya ve her gün kullanmama rağmen yine de çok fazla kili değil bana göre. Ben bu haznenin içinde kesinlikle kimyasal kullanmasına karşıyım. Eğer illa temizliği yapılacaksa bence bitkisel temizlik malzemelerinden faydalanabilirsiniz. Şimdi içi sıcakken çok kolay bir şekilde üzerindeki yağ artıklarını çıkartabildim. Ben bir diş fırçası yardımıyla diş fırçasının ucuna bez takarak bu şekilde girintili çıkıntılı yerleri rahat bir şekilde temizledim. Fakat alt kısmında bir pervane var. O pervaneye ulaşmak birazcık zor. O pervanenin temizliği ileride nasıl olur açıkçası ben de bilmiyorum. Umarım bir kolaylık artık bulurlar. Bu tarz temizlik tabii ki ayda bir kere yapılabilecek bir temizlik. Böyle her zaman böyle temizlik yapmanıza gerek yok. Sadece tek sefer kullanımdan sonra suyun altında haznesini güzelce yıkadıktan sonra defalarca kullanabiliyorsunuz. Yani kullanımı gerçekten çok basit ve temizliği çok kolay bence. Hatta ocak ve fırın silmekten çok daha kolay temizliği o kadar söyleyebilirim. Şimdi hem rezistansımı hem de haznemin içini artık temizledim. Temizleyebilecek bir tarafı kalmadı. Şöyle tertemiz haznemi de tekrar yerine takarak kullanıma hazır hale getiriyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.